Çiğ köfteye biraz bir Diri. dakika Zaten 1 dakika hiç yorulmamış gibi. pilav biraz yağlı geldi. Bunu neyle yaptınız acaba? Yani suyunu bir ekstra bir yağ falan tavuk suyuyla mı? Tavuk suyuyla Ya yaptım. pilav yağlı değil, aksine kuru bence. Bana biraz yağ tadı geldi. Danışıklı, dövüşüklü. Ve bana biraz yağlı geldi. Yağsız. Ve pişmemiş, diri kalmış bayağı Pişmemiş kıtır kıtır. mi? Evet. Patates yani fena değil ama Pişermedi. dışı biraz kuru, bir tık daha belki kalın olabilirdi. Patatesi, Ya eti. ben gerçekten de yaptığı yorumdan hiçbir şey anlamadım. Ne Neyden diyorsun? Hiç anlamadınız? anlamadım. Sen, Neyden senin önüne anlamadınız? Dinliyor gelecek musunuz olan... beni? Ben seni dinliyorum zaten yanı başındasın. Sol kulağın seninle beraber. Ama ben Çedar tek tek peyniri yoksa sen yorumluyorum. bunu nasıl yorumluyorsun ki? Nasıl Ne yapayım, ben yorumluyor muyum? Yani kavurma... yorumlamayayım Hayır böyle ben kavurma kalsın et ya. yiyorum şimdi. Kavurma et yiyorum. Bak soslanmış kavurma Tamam et yiyorum. ye, afiyet olsun. Yoğrulmamış bir çiğ köfte yiyorum. Sen onun üzerine hala yorum Tamam yapıyorsun. ben tek tek yorumluyorum. Ben Gelmemiş senin olmuş önüne menü gelmemiş. Sen hala menüyü Ama ben önüme gelen söylüyorsun. şeyler üzerine Hayır. yorum yapıyorum şu anda. Ama tadına da bakıyorsunuz bir yandan vır 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 vır. Ete Vır bak vır kuru. derken? Hayır konuşuyorsunuz ama boşu Siz boşuna. Bir lokma alsan bir şey vır 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 ne demek Ama ya? bir şey anlamadım ki söylediğinden. Ama şimdi vır 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 da demeyelim. Ama ben bir şey anlamadım. Ne demek istiyorsun? Doğru düzgün yorum mu yapın demek? Evet biraz sesli gibi sesli. Gayet düzgün yorum yapıyorum zaten. Ben beğendim çünkü kelimelerini önünüzde istediğiniz olmadığından Benim yorumumu dolayı. beğenmediniz. Evet yorumunuzu Ben size beğenmedim. Yorumu beğendirmek zorunda değilim zaten. Abi ben ama ben de onun üzerinden yorum yapmak Yasin zorundayım. Yasin Bey tartışmayı keserim de bir yorum yapsın. Ben Ayşe Hanım'a anlatıyorum. Ya tamam menü yetişmemiş hiçbir şey yok ama yorum Şunları mı yani duymak istiyorsun? Benim şekerim düştü. Bir şey söyleyeceğim. Eksikleri mi dile getirmesini istiyorsun? Yani eksikleri nedir? Dile getirmesini Ama şimdi daha tamamlamadık ki bir dinleyelim. Önümüzde yemek yok neyin? Yemek mi yok? Evet. Şöyle, sürpriz oldu benim için. Evet sürpriz oldu ama yemekler tam. Sadece ana yemeğin beşamel sosu ve çedarı yok. Onun dışında her şey tam. Yok sizin dediğiniz hiçbir şey yok bence burada. Ben firik patates pilavı. beklemiyorum. Firik tamam, pilavı değil. Ana yemeğin Hayır, eksiklerinden değil. Mevlüt pilavı bence yok. bu. Ne pilavı? Bulgur. Pirinç pilavı bulgur. Mı? Bulgur. Bulgur ve firik ve karıştırılmış zaten. Bir Ya ben yağlı, anlatıyordum aslında. Bıraksanız evet. Çiğdemciğim. Ben anlatıyordum. Yasin Bey lafımı kesti. Lütfen kesmeyin. Ayıp ama yani. Ayıp vallahi Yasin Bey. Bir daha olmasın lütfen. Kız. Herkese söylüyorum bu arada. Peki. Kimse kimsenin yorumuna karışmasın. Ben atlamıyorum. Ama yorumu gerçekten de güzel Ama bir şekilde tamam, yaparsan ben senin can kulağıyla dinlerim. Yani. Ayıp. Ben yapmıyorum. Kimsenin yorumunu kesmiyorum. Dinliyorum. Siz de onu öğrenin yani. Tamam ben dinliyorum sizi. Merak da ediyorum. Yani patates bana göre bir tık daha kalın olabilir. Biraz şey olmuş, kuru olmuş dışı. Eti biraz kuru gerçekten. Ama lezzet olarak sos falan güzel, domatesli. Kalın olabilir derken lütfen patatesinizin bir tarafı Avrupa'ya bakıyor, bir tarafı İtalya'ya bakıyor. İnceden kalına doğruna gitmiş. Size bu konuda ben terbiye vereceğim gerçekten. Ya benim için sıkıntı yok. Ben terbiye... Bu konuda vereceğim benim size. Öğreteceğim. Biz de onun lafını keselim de belki anlaşabiliriz böyle. Yani anladığı değil sanırım o. Biz de o zaman, o zaman sizin söyleyeceğinizi keselim. Öncelikle siz yorum yapın. Biz sizden dinleyelim yemeğinizi. Ondan sonra ona göre yorum yapalım. Yani sosuyla çedar peyniri olmaması... Evet eksik. Olmamış ama... Eksiğim. Evet. Ama onun dışında tadını beğendiniz sanırım. Yani şey sos olarak beğendim. Domates, soğan sosu. Evet. Şimdi yani anladığınız et dilde vermiş. Mi konuştu? Anladığınız dilde mi Hayır, konuştu? Hayır biz sizin anladığınız dilde konuştuk. Ben Siz her dilde anlıyorum. Siz lafınızı kesiyorsunuz ya biz de sizin lafınızı kesiyoruz. Ben lafınızı kesmiyorum. Yanlış bir şey söylenmiş ben onun üzerine gidiyorum sadece. Tamam ama yine anladığım laf dilde kesilmiş derken, oluyor. Peki doğru yönelinizden dinleyelim Yasin Bey. Konuşmalarınızı lütfen benimle konuşmalarınızı seçerek konuşursanız... İyi olur. Şimdi bir seçerek konuşun, bir de bol nane verin. Öyle bir tamam. isteği var. Taze olsun. Tamam. Evet, doğruları sizden duyalım ya. Önümde menü yok. Sushi, 1 dakika yoğrulmuş bir çiğ köfte geldi tamam. önüme. Ben Hataylı olarak bunu çok iyi bilirim. Yani konuşurken mümkünse ben senin misafirim. Benim de yok eline yapışmaz. İşte senin anladığın tamam. dilden konuşurum diye. Evet, ben öyle şeylere gerçekten de çok takılırım. Ama bana takılmayın tarzım. O konuda. Böyle... Tamam ama öyle de yorumlarımı etkiler mi? Evinize onu da ilk defa gelmiş olan bir misafire bu şekilde söylemeniz benim için doğru bir şey yani, değil. Yani ilk ve son sanırım. Daha sonra sizi göreceğimi düşünmüyorum. Benim yani burası bir yemek yok. Programı. Siz yemeklerimi eleştirmek Sonuçta için geldiniz. Yorumlarınız yemeklerle alakalı, bizim şahsımızla alakalı olmasın. Değil zaten. Şahsınla alakalı bir şey söylemedim Ama ben. Ama konuş böyle konuşmayın. Ama hani, bana... Bu benim tarzım. Bana eline yapışmaz mı demek güzel bir şey. Ben şimdi sen yarın bir Tamam öder geçtik, onu söylememesi gerekiyordu ama bırakalım artık, geride kaldı o. Evet. Evet, buyurun. Yorum Pilavı da beğenmedin, eti? Hiçbir şeye beğenmedi. Etin tadına bile bakmadım.
Ne demek bakmadım? Bakmak ama zorundasın. Ama benim menü... Hayır bir saniye Yasin bak. Eksikler efendim olabilir ama etin tadına bakmak zorundasın. Sonuçta şöyle gel. Lütfen etten tadar mısın? O sırada başka birisini dinleyelim. Sümeyra. Pilavı ben beğenmedim çünkü diri kalmış ve yağı bayağı az. Bu filik pilavı değil, bulgur pilavı. Tavuklu bulgur pilavı. Hı hı. Bu çiğ köfte de şey, bulgurları çok diri kalmış. O da böyle şey, kıtır kıtır geliyor. Zaten bir dakika yoğrulmuş. Bunda da bir emek göremedim. Eti de sert geldi bana. Bayağı sert. Yani hiçbir şey beğenmedim. Şimdi bakın, etten tadan Yasin'i dinleyebiliriz. Et bayağı bildiğimiz... Kuru. Soğanla kavrulmuş kuru et. Et sote. Et sotenin kurusu. Yani ben kuru olduğunu çok inanmıyorum yani hani... Peki etinin böyle mi olması gerekiyordu, böyle miydi? Yani evet, şimdi bilmediğimiz bir yemek evet, de senin yorumun etin ya. Etin böyleydi, evet böyleydi. Etin zaten böyleydi. Zaten böyle planlamıştım. Evet, üzerine beşamel sos ve peynirini koyacaktım, öyle servis edecektim. Etinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Var mı sıkıntı Hakan? Yani çünkü yok Hakan Bey'inkisiyle daha yumuşak gibi benim, geliyor bana. Bence biraz daha yumuşak. Ya, Hakan Bey çok beğenmiş. Hayır, gibi. Benimkisi daha yumuşak. Yalnız beşamel sos yok. Yani evet, tabağında yok. Burada şey eleştirmeye kalksam hiçbir şey yok yani. Evet, ama hiçbir şey yok diyorsun. Şu an lezzetini konuşuyoruz. Tabağında bir şey yoktu ki zaten. Yok ki zaten vermesin şey yani. Olsa yiyecek miydiniz sanki? Yok istemem. Olsa da yemiyorsunuz ki. Birincisi çiğ köfte dediğiniz hiç... Çiğ köfte tattınız mı bilmiyorum. Yok hiç bunu... tatmadım. Gaziantep'liyim ama hiç tatmadım. Yapamadınız. Bence Antep'e yakıştıramadım. Hani Gaziantep'lisiniz. Lütfen Antep'e yakıştıramadım. Kelimenizi geri alın. Çünkü tamam, ben geri alayım Antep'e... ama bunu pişirmeniz lazım. Elinizde yoğura yoğura pişirmeniz lazım. Alakası yok. Yani bir Gaziantep'li olarak daha iyi bir çiğ köfte performansı beklerdim desen tabii ki. Tabii öyle bir evet, performans doğru beklerdim. Tamam. Bulguru diri, soğanı diri. Bunların hepsi içerisinde yoğura yoğura ezilmesi gerekiyor. Evet, diri ama diri geliyor. Bir dakikalık bir işlem değil bu. Yani keşke sizin yarım saat, bir saat bunu yoğurmanız gerekiyor. En azından daha yumuşak olurdu. Peki belki et nasıl ve pilav Hakan? Pilav, bulgur pilavı. Tavuklu bulgur pilavı yedim. Mevlüt pilavının bir çeşidi zaten bu. Salatan yok muydu? Hemen salatamı getiriyorum. Yemeğimiz bitti zaten, tatlıyla yiyelim o zaman. Tatarsınız evet, bence hemen geçiyor. Ne salatasıydı? Narlı salata. Narlı, aha salata. Narlı. Sebze, mevsim yeşilliklerinin üzerine nar atmış. Şimdi bakalım narlı salatamız nasıl olacak? Onu da mı getirdin? Ben hepsini getirdim Zuhal Hanım. Merak vallahi etmeyin. Vallahi dünden sonra bayağı donanımlı. Bence tabii ki donanımlı olacağım. Kendisi hiçbir şey beğenmedi. Benim de beğenmemi beklemesin. Biz hatta hiçbir şey yetiştiremedi yani. Onların böyle yorum yapmasını gerektiren hiçbir şey yok ortada. Yemin ediyorum beğenmemek için odaklanıp gelmişler. Yemin ediyorum. Ben bekar olmama rağmen her şeyim, her sunumum yetişti ve el açması ve el emeği vardı soframda. Ama el açması hamur vardı. Hamur olabilirdi. Benim evet, dakikam yetmedi. Onu üstü kızardı, içi pişmedi. Sofra derken ben orada çok ciddi bir sofra gördüğüme inanmıyorum. Ne bekliyordunuz sofradan? Dansöz mü çıkarsaydınız? Sunumla alakalı ya, sunumla galiba. Sunumla alakalı siz tamam. Sunum göremedik yapsam diyor. Hmm. Tabaklarda ama bir sunum yoktu. Ama benim hiç olmazsa çatalım, bıçağım ortadaydı. Bak, şunu ayıralım istersen Hakan. Eksiğim yoktu dersen kabulümüz. Evet, eksiğin yoktu. Servisler de tamdı değil mi? Eksik evet, şey var mı serviste? Yok. Sunumla alakalı menünde bir problem. Ama sinioru sunumlarını mesela beğenmediler. Evet. Tabii yani de, benim de gönlüm işler onu ya, küçük dilip size vermek istedim ama o arada telaşa yanlıştı sunumları. Evet, evet yanlıştı. Var yanlıştı. Bunları kabul ediyorum. Benim de anlatmak istediğim bu. Kabullenmek lazım. Masam güzeldi, yemeklerim yetişti ama sunumum her şeyinizi kabullendim farkında mısınız? Ne saygımı yitirdim. Buyurun. Doğru değil mi şimdi? Yalnız. Ayşenur Hanım. Efendim? Size bir saygısızlama oldu mu? Estağfurullah ama hiç konuşmadım. Bir saniye Çiğdem Bey'le. Ama kabul ettim değil mi? Bütün hatalarımı her şeyi kabul ettim. Bir saniye Hakan ne oldu? Ne gösteriyorsun fısırdır gülüşmeler? Şimdi o kadar az ki diyorum bize borç olarak vermiş. Evet, borç çok verilir ama. Bence evet, nar salatası havuç değil. Havuç salatası. Mevsim salatası ya da havuç salatası havuç gibi narlı bir şey. Narlı salata mı demişti? Evet, bu narlı salata. Şimdi bakın. Keşke domatesin kabuğunu soysaydınız. Şöyle bir tabak var. Bakın bu nar salatası. İçinde evet, peynir var, roka evet, var. Evet, gördüğünüz var gibi ceviz var. Evet. Yakışır nara. Burada evet, hiçbir şey yok. Yakışır ama nar da yok. Bakın narı seçiyorum burada. Salata dediğiniz şey kendi gelin fikrinize göre kaç değişir. Kaç tane nar koymuşsunuz? Peki tadalım gelen salatalardan. Öyle veya böyle değerlendireceğiz tabii ki. Salatanın bu şekilde olması gerekiyor. İçerisinde peynir, ceviz, roka bol bir şekilde şimdi olması lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Ve bol teşekkür nar ederiz olması gerekiyor. Şimdi narlı salata deyince tabii narı bol olmalı. Ama yoruma açıktır salata. Peynir koyar koymaz tercihe bağlı. Roka çok yakışır, doğrudur. Evet, yakışır. Narla ceviz çok güzel tamamlarlar birbirlerini. Yoruma açıktır ve fakat narlı salata deyince
Acaba bu mu olmalı tabii? Akıllarda bir soru işareti. Bence bu böyle olmamalı. Biber var mı bunun içerisinde? Yok. Ne geldi az önce? Bir acılık var bunun. Al çoban salatasının üzerinde ekle havucu. Biraz iki tane de baharat tamam. Şey var mı? Salata bir bir sebzeyle bile değişebilen bir şeydir. Yani evet. Çoban salatasında havuç yoktur. Bunda havuç var. Yani salata dediğiniz şey gerçekten Zuhal Hanım'ın dediği gibi. Havuç yoktur diye vardır diye bir şey demedim. Ayşe. Salatalı. Tamam, çoban salatasında yok. Al içerisine havucu, narı koy. Oldu sana narlı salata. Tamam, o zaman narlı salata oluyor işte. O zaman. Bence narlı salata bu oluyor. Size göre o ama bana bize göre, o değil. Ben çok yedim narlı salata. Bu ben de. Ama salata değiştirilebilen bir şeydir. Hani İyi de nar da yok içerisinde. O size göre değiştirilebilen bir şeydir. Ayşe, evet, bir tane narı oturup ayıklayamadım. Gerçekten zamanım yetmedi. Ama bence ayıklamanız gerekiyordu. Yani ayıklamak o kadar da zor bir şey değil aslında. Zor bir menü seçmişsiniz. Birbirinden absürt zaten yemekler. Hiçbiriyle uyumlu değil. Narlı salata diyorsunuz. Narlı salatanın içerisinde nar onu yok. Onu yapamadım. Bir acımtırak var, onu çözemedim. Evet, dün Hakan Bey'in dediği gibi sizin gününüzde de ben sizi göreceğim.